ya dün size söyledim ama gece çekeceğim çünkü şu an hiç güzel gözükmüyor. Şurası da belediye binası. Burası da Avrupa'nın en büyük ikinci tiyatro binası. Yapıyoruz. Tadım testi. Bu neydi adın ya? Şokola espresso. Bu ailedeki senin rahatları mı? Al oranısın artık. Peki de koleksiyon mu var? Bir şey falan. Düşüyor. Aa, şeker katabilirsin. Attın mı? Yok. Çok güzel. İstiyorsan benim. Angst, sondern willst gar nicht. Şimdi German geliyor, hazır olun. Hallo. Was machst du? Bir şey diyeceğim, tuzakları gerçekten böyle. Şöyle. Moving, mogut. Dunkel. Sesini duydun mu? Dunkel. Bizim Alman nefretimiz şakam peki. Danke. Danke. Danke deyince anlamıyorlar. Öyle yani hani. İngiltere'ye gittiğinizde İngilizce konuştuğunuzu anlamazlar ya. Burada da şimdi biz bir şekilde Almanca konuşuyoruz bir noktada. Yani. Anlıyor, anlamazlıktan geliyor. Selim kusura bakma. Sen Rus'u anlamıyor musun? Ben buraya geldim şuraya gittim falan. Anlamıyor musun? Tabii ki de anlıyorum Rus'u. Tamam kapa çeneni hadi. Ama onlar anlamıyormuş gibi yapıyorlar. Danke, danke diyorsun mesela danke dedi. İlk danke dediğimde danke yaptı böyle. Okey yani. Tamam danke olsun kanka seni mi kıracağım? Lütfen ben de ilk defa konuşuyorum bir Alman. Almanca konuşan bir ülkeye ilk defa geliyorum Almanca bilerek. Lütfen kırma benim de kalbimi. Kalbimi kırma yani. Tatlı Almanlar var. Tatlı bazı Almanlara da denk gelmedik değil. O çoğu böyle güzel bakın. Böyle geziyorlar. Ne çok komik ya.
İnanılmaz bir başyapıt. Annem çok istedi renkli ev, renkli ev dedi. Ne olur renkli eve gelelim dedi. Ben dedi renkli ev olmadan yapamam dedi. Wow. Wow. Çok etkilendim. Ya bir umut, belki bir şeyler Türkiye'den daha ucuzdur diye bakıyorum ama hiçbir şey Türkiye'den daha ucuz falan değil. Hatta şunların fiyatları daha pahalı falan. Birim olarak tabii çok ucuz da. Böyle bir şey var, kendi markası sanırım. O bile pahalı. Şu oje markası çok güzel ama bu da pahalı. 10 euro bir tanesi. Maalesef çıkamaz değil. Hiçbir şey bakamadım. Hiçbir şey deneyemedim yani. Bunlar da vitaminler. Sadece bir tane Pantene bir saç maskesi indirime girmiş 2 euro. Ama o da 300 mililitre olduğu için kabin boy bagajıma koyamayacağım bir şey olduğundan. Hemen gösteriyorum onu da. Hiç daha önce görmedim bu arada. Sadece indirimde diye dikkatimi çekti. Belki şu şampuanlar ucuzdur ama hiç zannetmiyorum. 8 euro yine pahalı ya. Şimdi sergileyeceğimiz mekan ama ilk önce Belvedere Sarayı'na gideceğiz. O yüzden buradan daha böyle yürüyeceğiz. Bayağı yolumuz var. Aa, buradan bunun içinden mi yürüyeceğiz? Ha, bunun içinden yürüyeceğiz. Ha, bahçesi dediğimiz olay bu o zaman. Burası Viyana Üniversitesi Müzik ve Sanat Fakültesi'ymiş. Biz kale olduğunu zannedip içine girdik. Ve kapısında burası kale değildir yazıyor. Hani o kadar çok soran var ki belli ki. Böyle bakın. İnsanlar koşuyorlar bakın o labirentin içinde. Bu kadar büyük bir alan. Bakın böyle labirent gibi. Şeyin içinde de vardı Elhamra'da. Labirent gibi bir bahçe. Bir de beni onunla görün. İçinde benim en sevdiğim resimlerden birinin orijinal hali var. Öpücük tablosunun orijinali var. Bilmiyorum içine girebilecek miyiz çünkü biraz geç oldu ama. Sarayın ikinci katında o tablonun orijinali var. Aa, babam orada. Nereye inmiş baksanıza. Şok oldum. Ben de babam niye önümde değil diye düşünüyordum yani. Çünkü önümdeydi. Geri al. Abla var ya. Hiç düşmedi o telefon. Şey, durdur onu. Geri al. Geri al. Sarayla beni bitecek. Tamam. Abla düşecek. Abla sallama beni. Düşecek telefon. Benim söylediğim şu ikincisi. Anneminki dördüncü olan. Selim'inki de beşinci olan. Tadım zamanı. Hangisinden sorduğunu sandınız? Çok güzel.
İlk patates salatasını deneyelim. Ben sıcak bir şey zannettim. Soğukmuş. Soğuk bir şeymiş. Çok güzel tadı. Burada sıra var böyle. Ünlü biri var muhtemelen ama hangi ünlü biri? Neyin? Baksana insanlar bekliyor. Biliyor bunlar kimin olduğunu. Arkada insanlar selfie falan yapıyor bu arada. Yani bu kırmızılıkla. Burada kim varsa, kim gelecekse buraya. Ben anlamadım asla ama. Aa, deli gibi bekliyor insanlar. Bebek arabasıyla falan bekliyorlar. Her yerde böyle giyinmiş insanlar var ama yani tam olarak ne biz asla anlamadık. Evet, herkes çok mutlu. Herkes gülüyor inanılmaz bir şekilde. Kim geliyor yani? Ama çok fazla polis var. Ben ünlü bir oyuncu olduğunu falan düşünüyorum. Bence devletten biri gelecek. Bence. Çok güzelmiş ama bunlar. Bayağı güzeller. Bak, müzik var. Zahar torte var. Sıcak çikolata var. Bir tatlı yedik anne. Çok güzel gözüküyor. Bayağı güzel. İsmi ne? Marshmallow olmuş. Ve soğuk böyle şey. Düşündüğüm kadar mükemmel bir dönme dolap değil. Tekrar şey diyormuşum. Macaristan'daki daha güzel. Aa, burası güzel biraz. Bakın. Yani çok eski bir Luna Park. Yani bunların hepsine biniliyor mu? Çalışıyor yani bunlar şu an. Şu arabalar da çalışıyor, çarpışan arabalar. Fikrim değişti çünkü ben burayı beğendim bayağı. Arkada bütün şeyler, aletler çalışıyor ve hediyelik eşya kısmı çok tatlı. O yüzden birazdan oradan kupa alacağım. Şimdi gösteriyorum bakın. Kolundaki dame dolap dönmesini bilen bilir.
O yüzden dövme dolaplar benim için çok anlamlı. Dövme dolapları çok seviyorum. Her ülkede de mutlaka gidiyorum dövme dolabının olduğu yere. Ve buradaki de güzel ya, kötü değil. Macaristan'daki daha güzel falan filan dedim de. Şaka yapıyorum yani. Avusturya, Macaristan şeyine böyle sürekli uğraşmayı seviyorum yani. Çünkü ben Budapest'i daha çok beğenmiştim Viyana'dan. O yüzden sürekli öyle şaka yapıyorum ama burası güzel. Bayağı güzel. Bayağı güzel. Böyle de çekmek istedim. Daha demin çekerken düzgün çıkmamış. Kaç ülke oldu artık? Kaçıncı dönme dolap oldu? Oha, çok iyi. Şaka mı? Tam benlik olay. Of, bayıldım ya. Bakın buralar bir eğlenceli olmaya başladı, fark ettiyseniz. Benim dilimden konuşulmaya başlandı. Işıklı ışıklı. Aa, şuraya bakın. Aa, canlandı burası. Bakın, daha birini buldum. Şu an Schönbuch. Artık ismine sokunuyorsa o saraya geldik ama içeri girebilecek miyiz bilmiyoruz çünkü altından sonra kapanıyormuş. Bunun tamamı saray diye düşünüyorum. Ama kapısı nerede? Kapısı da şurada sanırım. Şu heykelin orada. Bu arada saray da saray yani. Ben ilk defa böyle bir saray görüyorum şu an. Aşırı güzel, şuraya bakın. Beni itlesene arkadan, beni itlesene. Oldu. Aşırı güzeldi. Parfümlere bakıyoruz ama hiçbir şey uygun değil. O yüzden tadımız kaçtı. Bir umuttur bakıyor ama yok ya. Her şey Türkiye'de daha ucuz ve çok tadım kaçtı buna ya. Bakın böyle ya. Hiçbir zaman hiçbir ülkede hiçbir free shop bizim ülkemizdeki kadar büyük değil. Korunaklı ve böyle çok fazla insanın çalıştığı bir yer asla değil. Bir tek bizim ülkemizde öyle. Sabiha Gökçen'de bile şu an buradakinden daha fazla ürün ve daha fazla çalışan vardır. Düşünün ya, bir de bunun İstanbul havaalanı var. Yani onu hiç düşünemiyorum zaten. Şu an burası böyle bomboş, küçücük bir yer. Yokuş yukarı bir havaalanı nasıl olabiliyor yani?